Merhaba canlar. Önümüzde yaşayacağımız muhteşem bir güneş tutulması bulunmakta. 14 Ekim Cumartesi günü saat 20.55'te hem yeni ay hem güneş tutulmasını bir arada yaşayacağız. Yeni ay ile ilgili bir videoyu sizinle önümüzdeki günlerde zaten paylaşacağım. Ancak gelin bu videoda biraz bu güneş tutulmasından söz edelim. Bu güneş tutulması bizim hayatımızı ne yönde etkileyecek? 19 yıllık bir döngünün kapandığını biliyor muydunuz? 19 yıllık kapatacağınız bu döngüden sonra hayatınızda isteseniz de istemeseniz de, ister gönüllü olun ister gönülsüz olun, değişim yaşayacaksınız. Bitişlerden sonra gelen yenilikleri yaşayacaksınız. Bu ister iş olsun, ister aşk olsun, ister para, ister tavır, ister arkadaşlıklar, ister evlilikler olsun. Zaten son bir hafta 10 gündür hepiniz hayatınızda bir takım noktalanmalar, bir takım değişiklikler yaşamaktasınız. Bu bazen insan ilişkileri değil, elektronik cihazlar, evinizdeki bir takım eşyalar, hayatınızdan gitmesi gereken insanlar, her şey olabilir. Bitmesi gereken artık siz istemeseniz de bitmek zorunda kalacak. Çünkü yepyeni bir benle tanışacaksınız bu güneş tutulmasıyla beraber. Bu yeni ben sizin uyanışınız ve yükselişiniz için size yardım edecek olan yeni ben. Yani aslında kendinizle tanışacaksınız canlar. Eskilere tutunmaktan vazgeçmelisiniz. İnatlarınızı kırmalısınız. Eğer siz inadınızı kırmazsanız yaradan ve evren ve güneş tutulması bu inadınızı zorla veya güzellikle zaten kıracak. Bazı kişiler konfor alanlarından çıkmak istemezler. Elbette ki var olan bir düzeni bozmak kişiye ilk etapta zor gelebilir. Son zamanlarda oldukça sık aldığım bilgilere göre ilişkilerde çok büyük problemler yaşanıyor. Bu problemlerin ana sebebi frekanslarınızın değişmesi veya bu ilişkinin artık bitmesi için yaşanıyordur canlar. Bu ilişki bitmeli ki siz o yeni beni, yani özünüzü, ruhunuzu, yüksek benliğinizi çok daha kolay tanıyın ve onunla irtibata geçin diye olabilir. Bir diğer konu iş. İşle ilgili oldukça sıkıntılı dönemler yaşayanlar var son günlerde. İş yerinde problemler, patronuyla sıkıntılar, iş arkadaşlarıyla sıkıntılar, mobbing uygulananlar, bunların hepsi aslında sizin artık bu konfor alanından çıkmanız gerektiğiyle ilgili işaretlerdir. Geçen yıl tam da bu zamanlar ben de konfor alanından çıkmakta sıkıntı yaşarken Kıymet Hocam'ın bana "Evren sana balyozla mı gelsin?" demesi üzerine konfor alanından çıkmam gerektiğini çok net fark edebildim. Buradan kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Fark etmediğim veya aslında görmezden geldiğim bir şeyi bir başkasından duymak bana iyi geldi. Sizlerin de bu tarz vazgeçemediğiniz, bitirmek isteyip bitiremediğiniz, hayatınızda yaşadığınız bir takım alanlar varsa belki de birilerinden duymaya ihtiyacınız vardır. Sıkıntı yaşadığınız, artık sona geldim ve artık dayanamıyorum dediğiniz sıkıntılarınızı yorum kısmına yazın canlar. Belki orada birilerinden duyacağınız veya ben yorum yaptığımda benden duyacağınız herhangi bir cümle sizin o konfor alanından çıkmanıza yardımcı olacaktır. O yüzden sıkıntılarınızı şifreli de olsa yazabilirsiniz. Küçük küçük kelimelerle belirtebilirsiniz. Yorum kısmına yazın ve hep birlikte birbirimize destek olalım. Unutmayın, sizin şifanız bir başkasının şifasında olabilir. Bir başkasının bir sıkıntısına yazacağınız bir yorum belki de sizin kendinizi şifalandıracak olan yorumdur. O yüzden yorumları okuyup kendi fikrinizi de belirtebilirsiniz elbette. Evet canlar, güneş tutulması eskileri bitirecek, yani başlangıçları tetikleyecek demiştik. Yeni beni tanıyacaksınız, bilinciniz yükselecek. Eskilerden ve eskilere tutunmaktan vazgeçmelisiniz. Eğer siz vazgeçmezseniz zorla, eğer vazgeçmeye hazırsanız güzellikle bu güneş tutulması sizi bu konuda destekleyecek.
Adım attığınız ve yeni başladığınız her işte hızlı ilerlemeler yaşayacaksınız. Bu ister iş olsun, ister ilişkiler olsun, ister yepyeni bir proje olsun. Hiç fark etmez. Ancak bu güneş tutulması terazi burcunda gerçekleşmekte ve Venüs'ten destek aldığı için en çok ilişki alanında etki alacağınız zaten tüm astrologlar tarafından söylenmektedir. Bitirmeniz gereken ilişkiler varsa bu ilişkiyi bitirmemek için ayak diremeyin canlar. Ayak dilediğiniz müddetçe zarar görecek olan yine siz olursunuz. Çünkü bu ilişki bitmesi gerekiyorsa zorla bitirilecektir. Bu halkalı güneş tutulması sizin sezgilerinizi oldukça arttıracaktır. Bu da size güçlü yeni fikirler verecektir. Yani eğer bir proje düşünüyorsanız veya atmayı düşündüğünüz bir takım adımlar varsa, bu ister iş olsun, ister ilişkiler olsun, size fikir verecektir. Unutmayın, bu güneş tutulması size ün ve şöhret dahi getirebilir. Eğer diliyorum, diliyorum olmuyor diyenleriniz varsa içinizde, tüm çalışmaları yapıyorum, tüm ritüelleri uyguluyorum, dileklerimi sıralıyorum ancak dileklerim gerçekleşmiyor, neden bu çalışmaları yapayım ki diyenleriniz varsa, şunu da hatırlatmak istiyorum. Yaradan demiş ki ben dilemeseydim sen dileyemezdin. İste vereyim. Sizin bu dileklerinizi, bu isteklerinizi kalbinize düşüren de odur. Sizin ne kadar istekli olduğunuzu görmeye çalışıyor olabilir. Ya da öncelikle istediğiniz şey her neyse ona kendinizin layık olduğunu idrak etmenizi istiyor olabilir. Çünkü birçok insan bazı niyetlerde bulunur ama özünde ona layık olmadığını düşünür. Bilinçaltı kayıtlarında hak etmeme ve layık olmama duyguları varsa siz dilersiniz ancak çekim yasası o dileğinizin size gelmesine engel olacaktır. Çünkü siz onu hak etmediğinizi düşünüyorsunuzdur. Buraya da dikkat edin canlar. Eğer bu konuları şifalandırabilirseniz ve eskiyi bırakabilirseniz yepyeni bir döngüye girmektesiniz. Yani yepyeni ve sizi daha huzurlu, daha mutlu edecek, daha aydınlanmış olarak emin adımlarla adım attıracak bir döneme giriyoruz. Sezgileriniz artacak ve bu da ruhunuzu güçlendirecek. Bu halkalı güneş tutulması terazi burcunda gerçekleşeceğinden dolayı terazi burcunun tüm özelliklerini de taşımakta. En son bu güneş tutulması 2004 yılında yaşandı. 2004 yılının Ekim ayına bir göz atmanızı da tavsiye ediyorum. Neler yaşadınız o tarihlerde? Hangi tohumları ektiniz? Hangi adımları attınız? Benzeri olayları yaşayabilirsiniz. Ancak o tarihlerde attığınız adımlar, ektiğiniz tohumlar artık meyve verecek. Yepyeni bir 19 yıllık dönem başlamakta. Güçlü ve kadersel olayların başlangıcı da diyebiliriz buna. Sizin şu ana kadar olduramadıklarınızı oldurma zamanı. Ancak bunun için dikkat etmeniz gereken en önemli şey eskiyi bırakabilmektir. Artık size hizmet etmeyen, artık sizin yükselişinize ve yol almanıza engel olan ne varsa, ilişki, iş, eş, her neyse bunu bırakmaya gönüllü olmalısınız. Gönüllü olmadığınız takdirde zaten evren bunu zorla yaptıracak demiştim az önce. Bu halkalı güneş tutulması ülkemizden görülmeyecek. Ancak yaklaşık 5 saat sürecektir. Bize hizmet etmeyen her şeyi bırakıp daha pozitif olmak için yol almaya ne dersiniz canlar? Bu güneş tutulması ve yeni ay için sizinle önümüzdeki günlerde tekrar bir video paylaşacağımı söylemiştim. Bu sebeple bu videoda sizinle herhangi bir çalışma paylaşmıyorum. Meditasyon çalışmamızı yeni ay zamanına bırakıyorum. Yaklaşık 2 gün sonra yeni ay için bir videoyu da paylaşacağım. Siz neler yapabilirsiniz, nasıl hazırlıklar yapabilirsiniz biraz da bunlardan söz edelim. Şimdiden başlayabilirsiniz bu çalışmalarınıza. Çünkü zaten güneş tutulmasının ve yeni ayın etkileri bir hafta 10 gün öncesinde başlamıştı. Hepiniz bana mesajlarınızda kırılan eşyalar, bozulan cihazlar, hatta en son yayınladığım videoda sizler de fark etmişsinizdir, sesler iki kez kaydolarak birbirine karışmıştı. Bunların hepsi
bu güneş tutulması ve yeni ayın etkisi canlar. Yepyeni, güzel adımlar atmaya niyet etmelisiniz öncelikli olarak. Ardından sakin, sessiz ve dingin bir yaşam sürmenizi tavsiye ediyorum. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Kendinizi inzivaya çekebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz veya arzu edenleriniz yaratıcıyla baş başa olup dualar edebilir, namaz kılabilir, kısacası ibadet edebilir. Bunların hepsi ruhunuzun gelişimi ve özünüzü bulmanız için size yardımcı olacaktır. Dünyamızı sevgi kurtaracak, hayatımızı sevgi iyileştirecek canlar. Sevgiyi en iyi hissedeceğiniz yere, yani sokak hayvanlarına, bir kap mama, bir kap su size katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bulunduğu yerde sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki yine videonun açıklamalar kısmında mevcut canlar. Unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve hoşça kalın.